Şimdi gelelim biraz daha kısa kısa burç yorumlarına. Bakalım koçlar nasıl etkilenecekler? Evet, koçlara baktığımız zaman işle ilgili, işe girmek, işten ayrılmak, yeni iş bulmak ya da uzun zamandır aramış olduğu bir iş varsa bununla beraber güzel gelişmeler yaşayabilir. Biraz daha hayatını toparlayabileceği bir dönemin içerisinde, eksiklerini tamamlayabileceği bir dönemin içerisinde, aynı zamanda sağlıkla ilgili konuları biraz daha ön plana çıkartmalarında fayda var. Özellikle şekerle ilgili sorunu olan koçların bu dönem biraz daha kontrollü bir beslenme şekli, ruhsal olarak da aslında kontrollü bir sürece ihtiyaçları var. Bu yüzden biraz daha dikkatli olmalarında fayda var diyorum. Çünkü kilo almaya çok müsaitsiniz. Motivasyonunuzun düşmesi an meselesi. Sizin kendinizi toparlamanız için eksik olanları tamamlayabilmeniz ve bunlarla ilgili yeni sorumluluklar alabilmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Boğalara baktığımızda evet, boğalar biraz daha keyif seven insanlar. Yani sorumluluklarını da bilirler ama keyfi olan konular biraz daha ön planlarına çıkabiliyor. İşte burada ilişkilerle ilgili konuları tekrar gündeme getirebilirler. Eski bir ilişkisiyle yeniden bir ilişki içerisine girmek isteyebilirler. Yeniden bir başlangıç yapmak isteyebilirler daha doğrusu. Eğer hayatında kimse yoksa yeni bir insanla karşılaşabilir ve bu kaderinde olan bir insan da olabilir bu arada ve onunla uzun bir yolculuğa bu konuda çıkabilir. Ama şu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönem biraz yaratıcılığının biraz daha adil tarafının ön planda olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü boğaların bu ay içerisinde en önemli konuları hem ilişkileri hem de yaratıcılıkları olacak. Burada artık harekete geçme zamanı diyebiliriz. Artık eksikleri tamamlama zamanı diyebiliriz boğalar için. Ve boğalar bu dönem işleriyle ilgili yeni kararlar, ilişkileriyle ilgili de yeni kararlar alabilirler. Ortak bir çalışma düzlemi sistemi varsa bu sistemi değiştirme kararı alabilirler. Biraz daha bireysel hayatlarına geri dönüş yapmak isteyebilirler. Evli boğalar varsa bu dönem hamilelikle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirler. Evet, gelelim ikizlere. İkizler biraz daha aileyle ilgili sorumluluklarının arttığı bir dönem. Eviyle, yaşam alanıyla, kendileriyle ilgili sorumlulukları artıyor. Biraz daha aileden uzaklaşmak isteyebilir. Kendi başına buyruk hareket etmek isteyebilir. Yani onlarla yaşama fikrini artık kafasından çıkartabilir ya da uzun zamandır aklında evini taşıma fikri varsa ikizler bu dönem hem işini taşıyabilirler, hem evini taşıyabilirler, hem de yeni bir işe geçiş yapabilirler. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'de kısa vadeli yaşayan ikizler burcundan olanlar varsa belki ülke değişimi bile yapabilirler. Geldikleri yere tekrar geri dönme fikri onları bu dönem biraz köşeye sıkıştırabilir. Ama diğer yandan baktığımızda burada kendilerini çok gergin hissedecekleri bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Başak Dolunay ikizleri oldukça etkiliyor. Bu da sözlerine ve eylemlerine yansıyacak tabii ki haliyle. Aile içerisinde herhangi bir krizle karşılaşmamaları için sakin kalmaları ve iyice anlamaları, karşı tarafı da dinlemeleri gerçekten önemli olacak. Çünkü burada aileyle yaşanacak herhangi bir krizle bunları çok daha sert şekillerde deneyimleyebilirler. Evet, taşınmak istiyorsanız, evden çıkmak istiyorsanız bu dönem bunu gerçekleştirebilirsiniz ama taşınma fikri olmayan, ev değiştirmek istemeyen ikizlerin belki ev sahipleriyle ilgili bir takım problemler yaşaması da olası gibi duruyor. Sakin kalın çünkü değişiklikler sizi bekliyor sevgili ikizler. Yani bu dönemle beraber artık hayatınızda çok önemli bir dönem içerisine giriyorsunuz diyebilirim. Yengeçlere baktığımızda yengeçler artık bu dönem eğitim, iş, iletişim ve ticaretiyle ilgili konuları gündemde tutacaklar, ön planda tutacaklar. Hayatları ile ilgili kararları yeniden baştan almak ve bunları çözümlemek isteyecekler. Ama bir yandan da aşırı hassasiyet söz konusu, aşırı duygusallık söz konusu. Her şey çok fevri tepkiler verebilirler. İletişim alanında bunlara ciddi krizlerle gelebilir maalesef Dolunay. Çünkü Dolunay anında alacağınız etkiler sizi bireysel olarak maalesef krize itebilir. Şimdi burada duygusal patlamalar dedik ama kontrolsüz davranışların da tabii ki getirebileceği bazı aksilikler söz konusu. Örneğin bir iş bağlantısı yapmak istiyorsunuz ama şartlar, koşullar
tam da sizin istediğiniz gibi değil. Orada belki düzeltme fırsatınız, belki iyileştirme şansınız var ama işte bu fevri çıkışlar nedeniyle bunu tamamen kaybedebilirsiniz. Kuzenlerle, yakın çevreyle ilişkilerinizi biraz daha iyileştirmekte fayda var. Daha dikkatli olmakta fayda var. Biraz da sağlıkla ilgili konulara dikkat edin. Yengeçler, ateşli hastalıklara, bağışıklığın düşmesine ve enfeksiyon gibi rahatsızlıklara da dikkat etmekte fayda var. Aslanlara baktığımızda aslanlar maddi olarak hem değişimin içerisindeler hem de yeni bir olguya, yeni bir evreye geçiş süreci içerisindeler. Burada belki de uzun zamandır beklediği bir para eline geçebilir ya da terfi bekliyordur. Terfiden sonra bir maaş değişikliği gerçekleşebilir. Yani aslında burada bazı fırsatlarla karşı karşıya kalacak ama kendini iyi hissetmediği, mutlu hissetmediği yerden de ayrılmak için gerekli cesareti ve gerekli belki doneleri elinde bulundurmuş olacak ve burada tabii ki biraz da artık hayatında bazı şeyleri, bazı yönleri somut ve soyut taraftan değiştirme fırsatları yakalayabileceklerini söyleyebilirim. Ki bu dönem aslanların eğer bir evlilik kararı varsa ilişkilerini tekrar gözden geçirmek isteyeceklerdir. Ya evlenme kararını devam ettirecekler ya da ilişkisini bir noktada sonlandırmak isteyebilirler. Evet, gelelim sevgili Başak burçlarına. Evet Başak burçları, bu dolunayın ev sahibi sizlersiniz. Özellikle ikili ilişkilerinizde, ortaklık ilişkilerinizde ve toplumsal ilişkilerinizle ilgili radikal kararlar alacağınız bir döneme doğru gidiyorsunuz. Mart ayı aslında bunları biraz daha hızlandırdığınız ve biraz daha gözle görebilir hale getirdiğiniz bir dönem. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili somut ve soyut kararlara varabilirsiniz. Ama bu Başak dolunayı size artık biraz da kendi yeteneklerinize, kendinize ve istek ve beklentilerinize odaklanmanız gerektiğini de hatırlatmış olacak. Evet, aynı zamanda burada yatırımlarınızı, belki de uzun zamandır uğraşlarınızı, işte çabalarınızı, emeklerinizi belirli bir aşamaya getirmek istiyorsunuz. Belki bunların meyvesini alabilirsiniz bu dönem. Belki biraz gecikmeler yaşanabilir. Sizde zihinsel ve bedensel olarak bir yorgunluk hali de söz konusu bunlardan kaynaklı. Ama şunu unutmayın ki önümüzdeki süreçler aslında biraz da sizin toparlanmanız, iyileşmeniz için de oldukça destekleyici ve verimli bir süreç olduğunu da işaret ediyor. Evet, ilişkilerinizde bir takım problemlerle karşı karşıya kalıyorsanız ilişkinizi tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır ortaklığınızla ilgili kafanızda soru işaretleri ve oturmayan konular varsa bunları da sonlandırma kararı alabilirsiniz. Tabii ki bu sadece ilişkiler ve ortaklık konusunda değil, sağlığınızla ilgili, bedensel sağlığınızla ilgili konuları da biraz daha ön planda tutmanızı gerektiriyor ki burada özellikle mide rahatsızlığı yaşayanlar, sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklar yaşayanlar varsa ki ince bağırsak, kalın bağırsak rahatsızlıkları da bunun içerisine dahildir. Bu konulardaki tedavilerinizi de eksiltmemeniz lazım. Bunlara biraz daha öncelik vermeniz gerektiğini de söyleyebilirim. Diğer yandan beraber iş yaptığınız insanlar varsa onların biraz daha kendi çapında hak arayışları, belki de sizin fark etmeden yapmış olduğunuz söylemler ve eylemler onları bu dönem rahatsız edebilir. Bunlarla ilgili sizinle bir karşı karşıya kalmak isteyeceklerdir. Aslında şöyle söyleyebiliriz, çalışanlarınızın ufak çaplı bir isyanıyla da karşı karşıya sizi bırakabilir. Burada sağduyulu olmayı lütfen unutmayın sevgili Başaklar. Ve terazilere baktığımızda teraziler biraz daha artık hayatlarındaki pek çok konuyu değiştirebilecekleri bir dönemin içerisine giriyorlar. Tabii ki burada ruh ve beden sağlığı dengesini de ön planda tutmaları onlar için daha iyi olacak. Özellikle ticari bir fikri varsa bu dönem internet üzerinden interaktif olarak gerçekleştirebilir. Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir projesi varsa bu projeyi hayata geçirmek için bir takım adımlar atabilir. Tabii ki destekleyici bir zaman dilimi ama üreterek bunları hayata geçirebileceğinizi ya da üzerine giderek geçirebileceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Diğer yandan kariyer hedefleriniz, işle ilgili seyahatleriniz, ilişkilerinizle ilgili krizleriniz bunlar biraz daha görünür hale gelecek. Belki çok arada kalabilirsiniz. Hangisine yetişeceğim endişesi biraz daha üzerinize çökebilir ama bu dönem ruhsal olarak
Kendinize de yatırım yapmanız gerekiyor. Kendinizi de biraz ön planda tutmanız gerekiyor ki burada dengeyi rahatlıkla kurabilirsiniz. Ki aksi takdirde 12. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay size aşırı rehavet getirebilir, aşırı tembellik ve aşırı pesimist bir duygu hissiyatı da getirebilir. Kendinizi biraz daha zorlayabilirsiniz. Bu yüzden işinizi, sağlığınızı, ilişkilerinizi, arkadaşlarınızı lütfen çok ön planda tutmamaya çalışın. Bunları biraz daha zamana bırakın, zamana yayın. Zaten her şeyi yavaş yavaş çözümleyebileceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Evet, akreplere baktığımızda akrepler, arkadaşlar, umutlar, şans ve fırsatlar alanında gerçekleşen bir dolunayla karşı karşıya. Burada bazı arkadaşlarınızla artık yüzleşmeler yaşayabileceğiniz bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim ya da uzun zamandır emek verdiğiniz bir arkadaşlığınız varsa bu arkadaşlıklarınızla ilgili tabii ki beklenti içerisine girme hakkını da kendinizde görebilirsiniz. Ama diğer yandan baktığımızda buradan sizin için biraz böyle keyifli süreçler olacak. Yani uzun zamandır beklediğiniz bir teklif varsa, sosyal ortamlar varsa, girişmek istediğiniz bir iş varsa ve yapılandırmak istediğiniz bir konu varsa, bunlar için destek alabileceğiniz de bir dönemde olduğunuzu da unutmayın. Evet, şansınız yaver gidiyor, hızlanıyor, hareketleniyor. Sizi biraz daha böyle kaygılardan ve endişelerden uzaklaştırıyor bu ay içerisindeki Satürn balığın geçişi aslında sizlere çok da fayda sağlayacaktır sevgili akrepler. Çünkü bir su grubunun etkisiyle siz de Satürn'den olumlu kontaklar kurarak, olumlu etkileşimler alarak hayatınızda çok önemli dönüm noktalarını da yaşayabilirsiniz. Bunların adımını da Başak Dolunay'ında atabilirsiniz. Tabii ki bu mesleki gelirinizle ilgili bir artış da söz konusu. Aileyle ilgili konularda da bir gelir artışı söz konusu. Ama dediğim gibi yine de burada etrafınızdaki insanlarla çok sertleşmemeye ve muhalif tavırlar sergilememeye çalışın. Çünkü bir şeyleri zorla empoze etmeye çalışabilirsiniz. Sözünüz dinlensin isteyebilirsiniz. Karşı tarafa ani ve keskin çıkışlar yapabilirsiniz. Daha dikkatli olmanız aslında sizin işinizi kolaylaştıracak diyebilirim. Yaylara baktığımızda yaylar için aslında keyifli bir dolunay olsa da onları da biraz zorlayacak gibi duruyor. Çünkü buradan maddi imkanlarınızı biraz daha yapılandırırken işle ilgili krizlerde gözünüzde daha da büyüyebilir hale gelebilir. Belki sorumluluklarınız artacak, belki patronlarla ilişkilerinizde problemler yaşatacak. Ama size şu an mevcut olan düzeninizde bazı iyileşmeler de tabii ki getirebilir. Ya da işte benim hakkımdı bu terfi. Ya da bu pozisyona ben geçmeliydim dediğiniz bir konu varsa belki görünür hale gelebilirsiniz. Ama tabii ki bu sizin daha yapıcı davranışlarınızla karşınızdaki insanlara sirayet edebilir. Daha sağlıklı iletişim kurmak adına önemli bir sürecin içerisinde olduğunuzu da unutmayın. Çünkü ani tepkilerinizden kaynaklı işinizden aniden istifa etmek ya da işten çıkarılma gibi bir durumla karşı karşıya kalmak durumunda kalmayın arkadaşlar. Çünkü burada bazı anlaşmazlıklar, bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Daha çok kriz yönetimi yapmakla mükellef olacaksınız dolunay zamanında ve önümüzdeki günlerde. İşte bu krizi biraz daha sağlıklı yönetmek işinizi kolaylaştırabilir. Evet, oğlaklara baktığımızda oğlaklar bu dönem EYT ile ilgili yeni bir karar daha çıktı biliyorsunuz. Mesela bazı oğlaklar eğer yaş haddinden dolayı geçtiğimiz başvurularında ya da geçtiğimiz haklarını ele alamadılarsa bu dönem emekli olma fırsatı, tayin olma fırsatı ve yeni bir hayata merhaba deme fırsatını yakalayacaklar. Evet, bu dolunay size yarıyor. Özellikle ticari ilişkilerinizde de çok büyük destekler görebileceğiniz bir dönem. Ama tabii ki birden de bulunduğunuz konum içerisinde, bulunduğunuz şartlar içerisinde her şeyin size çok fazla geldiğini de hissedebilirsiniz. Birden şehir değişikliği kararı alarak ya da yeni bir hayata geçiş yapmak isteyerek birden etrafınızdaki insanları da şaşırtabilirsiniz ya da mevcut olan iş yerinizi aniden kapatma kararı ve yepyeni bir iş yapma kararı etrafınızdakileri şaşırtabilir. Ama diğer yandan baktığımızda bazı ortaklıklarınızla ilgili güzel gelişmeler söz konusu. Ailenizin size bu konudaki desteği, belki kuzenlerinizin, belki kardeşlerinizin destekleri de sizi mutlu edebilir. Ama yüklerinizi tabii ki bazen tek başınıza sırtlanmak zorunda olmadığınızı da unutmayın lütfen. Gelelim kova burçlarına. Evet, kovalar 8. evinde gerçekleşecek olan bu dolunay
Tabii ki onlara. Özellikle mal, mülk, taşınmaz mallar, finansal yapılandırma, kredi, borçlar, sigorta, nafaka. Bunlarla ilgili konuları gündemde tutacakları bir dönemin içindeler. Uzun zamandır beklettikleri bir miras varsa çözümlenebilir, nafakayla ilgili problemler yaşıyorlarsa bunlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirler. Borçlanmış, uzun zamandır ödemek istediğiniz bir meblağ varsa bunları yapılandırabilirsiniz. Ama diğer yandan baktığımızda da biraz harcamalarınızı dikkatli yönetmeniz gerektiğini de söyleyebilirim. Burada bir cerrahi operasyon girişimi söz konusu kovalar için. Tabii ki herkes için geçerli değil. Haritasında böyle bir etkileşim olanlar için beklenmedik bir cerrahi, belki rahatsızlığımızın düzeltilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Psikolojik olarak kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda korkular, kurgular ve senaryolar çok ağır basabilir. Bu dönem bilinçaltınız bu kadar hareketliyken sağlıklı kararlar alabilir misiniz? İşte kendinizi dinlemeniz lazım ama fake olan senaryoları değil, daha gerçekçi, daha real yaklaşımlarla bunu çözümleyebilirsiniz. Aksi takdirde sağlığınızdaki problem daha da görünür hale gelebilir. Bu nedenle biraz daha spiritüel konular olsun, psikolojik konular olsun ya da işte medyatif çalışmalar olsun sizin için önemli bir süreçte olduğunu da söyleyebilirim. Evet, gelelim son burcumuz balık burcuna. Balıklar artık yavaş yavaş hayatlarındaki konuları değiştirme evresine doğru geçiyorlar ve onlar için aslında çok önemli bir süreç başlıyor. Başak Dolunay ile beraber balık burçları hayatlarında radikal kararlar alabileceği bir dönemin içerisine giriyorlar. Özellikle Güneş balık ve yükselen balıklar. Satürn balığın geçişiyle ve Başak Dolunay ile beraber artık ben diyebileceğiniz bir zamana girdiğinizi söyleyebilirim. Ya da verdiğiniz gösterdiğiniz fedakarlıkların, verdiğiniz emeklerin karşılığını almak isteyeceğiniz bir dönemde olduğunuzu da düşüneceksiniz ki burada zaten kendinizi başkalarına katkı sağlamış olarak düşünürken artık başkalarından da bu katkıyı ve bu desteği alma ihtiyacı içerisine gireceksiniz ki 3 yıl boyunca neredeyse Satürn sizin burcunuzda transit edecek. Bu da sizin için hayatınızla ilgili çok önemli bir dönüm noktasına girdiğinizi gösteriyor. Burada artık ilişkileriniz, beraberlikleriniz, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, ticari işbirlikleriniz oldukça önemli arz ediyor. Ve burada ilişkilerinizde artık size hizmet etmeyen konuları biraz daha kenarda tutmanız ve size daha faydalı, daha destek olabilecek insanları hayatınıza çekmeniz önemli olacak. Özellikle evli olan balıkların evlilikleriyle ilgili ufak tefek çatışmalar yaşanabilir. Ortaklıkları ile ilgili bir haksızlık meydana gelebilir. Bunlara biraz daha dikkat edin. Çünkü maddi manevi katkı olabilecekken maddi manevi zarar haline dönüşebilir bu süre içerisinde. Evet, hepinize çok keyifli bir Mart ayı diliyorum. Çok güzel bir Dolunay olsun. Hepimiz için şifa getirsin, bolluk getirsin, bereket getirsin ve her birimize de sağduyu ve dayanışma getirsin efendim. Hoşça kalın.